haberin kendisi. Hava sıcak olduğu için çok koymuyorum. Beyazları araya getiriyoruz. Bunu ortadan ikiye böleceğiz. Ve servis edeceğiz. Gel abi. Ben sürekli dünyayı gezen biriyim. Mutfak koordinatörüyüm. Buranın da işletmecisiyim. Bunu İngiliz, Fransız, İtalyan becerebiliyorsa biz Türkler olarak da becerebileceğimizi ispat etmek istedim. En iyi ürünleri temin ettik ve bu ıstakoz burgeri Türkiye'de de yapılabileceğini ispat etmek istedim. Türkiye'de şu anda hiçbir yerde yok. Yarın deneyenler olabilir. Biz iyi yaptığımızı söyleyebilirim. Yurt dışındaki muadillerinden kadar ve daha onlardan daha iyi olduğunu iddia edebilirim. Yurt dışından özellikle İngiltere'den bu ürünü doğru hazırlamak için şefler getirdik. Onlardan eğitimi aldık. Biz bunu biraz Türk ağız tadına göre yorumladık ve son haline getirdik. Istakozu yurt dışından ithal ediyoruz. Bunun ismi Maine Lobster. 1 kiloluk ıstakozun içinden elde edilen net 250 gram etin tamamını burgerin içinde kullanıyoruz. Ayrıca kendi işlediğimiz özel bir et var, onu kullanıyoruz. Bu burgerin içinde trüf mantarı var. Trüf mantarı kullanıyoruz. Bununla beraber bir sos yapıyoruz. Aynı zamanda en son burgerin içine havyar ekleyip tamamlıyoruz. Talep iyi. İnsanlar bunu denemek istiyor. Tabii ki her gün yenecek bir ürün değil. Fakat özellikle yurt dışına giden, Yunanistan'a giden kişiler gelip burada bunu çok beğendiklerini söylüyorlar. Tabii ki müşterilerimiz 240 lirayı görünce şaşıranlar oluyor. Çok merak eden olursa biz ikram ediyoruz hatta bunu. İlla bu rakamı ödemesine gerek yok. Herkesin ulaşabileceği bir şey olması lazım. Biz içindeki dediğim gibi malzemeyi izah edince kanaat getirip evet bu fiyat buna uygun diyorlar. Ben bir işletmeci olarak değil ama bir vatandaş olarak bu kadar yurt dışına insanların, vatandaşların gitmesinden rahatsızım. Türkiye'de de biz bu üründen en iyisini, en az onlar kadar iyi üretiyoruz. Ben zaten bunu göstermek istedim. Herkes Türkiye'de de aynı lezzetleri makul olan fiyatlarla tabii ki yiyebilmeli. Bu fiyatıyla çok tartışıldı ama biraz da ürünü içeriğiyle tartışmak lazım. Bu içerikte de güçlü, kuvvetli bir ürün. Dediğim gibi bir Fransız, bir İtalyan, bir İngiliz bunu beceriyorsa biz de becerebiliriz. Hatta daha iyisini de yapabiliriz. Günde 50 kilo gibi ıstakoz tüketiyoruz. Bunun bir kısmı tabii ki hamburgerin içine giriyor. Istakozun kendisini de yemek isteyenler oluyor. Bizim için, Türkler için bu değişik bir ürün. Makarnayla da servis ediyoruz. İnsanların hoşuna gidiyor. Mutlular. Abi ne yersin?